Şiddete karşı başlattığı ve 200 gün süren Aşk Grevi direnişçisi DTK eş başkanı Leyla Güven için Leyla Jina Kurda şarkısını besteleyen genç sanatçı Agit Ahmet Elinç ile birlikteyiz. Hoş geldin Ahmet, merhabalar. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Öncelikle müzik hayatına nasıl başladın? Seni bu yolda ilk yönlendiren, müziği sana sevdiren ilk kim oldu? Öncelikle gazete emek çalışanlarına başta size olmak üzere bu röportajı benimle yaptığınız için size çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve mekanını, bu güzel mekanı bize açan, tekçilikten, benlikten uzak, kolektif bir çalışma yürüten Kafe Mahsul Mahal çalışanlarına tek tek sonsuz saygı sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Adım Agit Ahmet Elinç. Diyarbakır doğumluyum. Diyarbakır'da büyüdüm. Diyarbakır kültürüyle yetiştim. Aslen Siirtliyiz. 80'lerin sonlarında dayatılan koruculuk sistemine karşı annem babam kabul etmediği için Diyarbakır'a göç etmek zorunda kaldık. Müziğe nasıl başladım diye sorarsanız, müzikten önce 2 senelik bir drama eğitimim var. Annemin beni yönlendirdiği. Yani müzik hayatında buralarda olmamın en büyük etkenlerinden birisi annem. Bana rehberlik eden annem, buralara gelmeme mani olan, destek veren annem. Çok teşekkür ediyorum. Başta annem olmak üzere tabii ki. Birçok değerli insan bu yolda bana rehberlik etmiştir, destek olmuştur. Drama eğitimi bittikten sonra Dicle Fırat Kültür Sanat Merkezi'nde bağlama kursuyla başladım müziğe. Dicle Fırat Kültür Sanat Merkezi'nde 9-10 yaşımdan beri orada eğitim aldım, orada büyüdüm. Orada bana destek olan başta Mahmut Tefarkin, Bülent Turan olmak üzere ve birçok hocalarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Müzik çalışmam devam ediyor. Şu anda da Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Halk Müziği bölümünde okuyorum. Kürtçe müzik yaparken zorlu bir süreçten geçtiğinizi düşünüyor musun? Ne gibi zorlukları var? Tabii ki zorlu bir süreç geçiriyoruz ister istemez. Niye diye soracak olursanız, çünkü ezelden beridir şimdiye kadar da hep Kürtçe bir şeyler yazmak, Kürtçe bir şeyler çizmek, Kürtçe bir şeyleri ortaya dökmek, Kürtçe sözler yazmak, Kürtçe şiirler yazmak, Kürtçe şarkılar söylemek, her zaman hatta Kürtçe ıslık çalmak bile yasak olmuştur hayatımızda. Yani biz bunu bir kader olarak görmüyoruz. Yani bunu biz yine sanatçılar, aydınlar, yazarlar, işçiler, emekçiler olarak bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Yani şu anda Avrupa'da olan birçok değerli sanatçımız, birçok Kürt müziğine büyük emekleri olmuş insanlar Avrupa'dalar şu an. Mecburiyetten ben eminim ki onlar hepsi kendi topraklarında, kendi ülkelerinde rahatça şarkı söyleyebilmek, rahatça söz yazabilmek, özgürce düşünebilmek, özgürce şarkı söyleyebilmek isterler. Ama ve lakin sözlerimizi özgürce yazamıyoruz, şarkılarımızı özgürce söyleyemiyoruz. Ben mesela Leyla Jina Kurda şarkısını yazarken bile bir cümleyi yazarken 10 sefer düşünüyorum. Acaba bir sıkıntı yaratır mı bana? Bir sıkıntı yaratır mı bana? İleride karşıma nasıl çıkabilir? Çünkü özgürce kendimizi ifade edemiyoruz. Özgürce bir şeyleri dile getiremiyoruz. Ve bu trajik bir şey. Gerçekten trajik bir şey. Hani insanların özgürce yaşayabilmesi diyoruz. Özgürüz biz diyoruz ama aslında değiliz. Nerede bizim düşüncelerimiz? Nerede bizim özgür düşüncelerimiz? Nerede bizim özgür yazılarımız? Nerede bizim özgür sözlerimiz, şarkılarımız? Yani geçmişe dönüp baktığımızda insanlar Kürtçe kasetleri toprağın altına gömüyordu. Şu an öyle bir şey yok ama çok da farklı değil yani. Bu yine Kürt halkının vermiş olduğu bir mücadeleyle şu an kasetleri toprağın altına gömüyoruz. Sanmasınlar ki sistem bize bu rahatlığı verdi. Yine Kürt halkının, Kürt aydınların, yazarların, şarkıcıların, müzisyenlerin verdiği bir mücadele sonucuyla biraz daha rahatız. Tek fark, toprağın altına gömüyoruz kaseti. Yoksa yine sözler yasak. Yine her şey yasak yani. Özgür değiliz yani. Sanatçılar olarak özgür değiliz. Sanatçı adayı olarak söyleyeyim. Özgür değiliz yani. Evet. Peki kasetten dinleyip de sevdiğin ilk sanatçılar kimlerdi çocukluktan bu yana? Ya tabii ki zaten teyit benim olmazsa olmazımdı yani. Müziğe başlamadan önce de ben her zaman teyitten dinlerdim şarkılarımı. Kasetlerim vardı. Bülent Turan'ın olsun, Farkı'nın olsun, Halil Kemgin'in olsun,
Agrejian'ın olsun, Koma Ahmet'in olsun, Ozan Serhat'ın olsun, Ozan Şiar'ın olsun. Yani birçok sanatçının hep kasetleri vardı bende. Yani küçüklüğümden beridir. Hep kasetlerden dinlerdim. Teybe takardım. İşte sözlerini ezberlemek için paso zaten dinlerdim. Hep dinlerdim. Sözlerini biraz daha ezberlemek için, yazıya dökmek için durdururdum kaseti. Bir mısrayı söylerdi, durdururdum, basardım, tekrar dinlerdim falan. Öyle öyle. Birçok sanatçı şarkılarıyla büyüdüm ben yani. Peki idolün kimdi? Tabii idolümü soracak olursanız kırmızı çizgim yolunda ilerlemek istediğim ve onun gibi olamam tabii ki ama en azından onun gibi olmak isterdim dediğim bir insan var tabii ki. Ozan Serhat, herkes bilir Ozan Serhat'ı, şarkılarını, çok değerli şarkılarını. Ozan Serhat benim için çok farklı duygular. Çok farklı bir duygu Ozan Serhat. Yani zaten şu anda mesela o parçayı dediğim gibi o parçayı yaptığımda da söyledikten sonra birçok insan bana Ozan Serhat'ın duygusu olduğunu ve Ozan Serhat'ın yorumuyla okuduğumu falan söyleyen birçok insan oldu. Ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü idol olarak gördüğüm var ama en başta Ozan Serhat geliyor benim için. Ve Ozan Serhat benim için çok farklı bir dünya, çok farklı bir insan, çok farklı bir tarz. Ozan Serhat'ın türküleriyle büyüdün diyebiliriz o halde. Tabii ki Ozan Serhat'ın türküleriyle büyüdüm yani. İlerleyen zamanda müzik adına, özellikle Kürt müziği adına kafanda herhangi bir proje var mı? Ne tür projeler bekliyor bizi? Tabii ki projeler var. Hani kafamda tasarladığım projelerim var. Kendi bestelerimi yine hazırlıyorum. Hızla devam ediyorum parçalarıma. Kendi kayıtlarımı kendim alıyorum. Kendi enstrümanlarımı kendim çalıyorum. Birkaç farklı enstrümanla kendi parçalarımı yapıyorum. Onun dışında Kürt müziği adına zaten çalışmalar yürütmek istiyorum ben. Hani Kürt müziği üzerine yoğunlaşmalarım var. Bir projem daha var aslında. Şu an kaynakları topluyorum elimde. Yani yaklaşık bir 15. yüzyıl, hatta 13. yüzyıldan itibaren şimdiye kadarki makam müziği üzerine çalışmalarım var, yoğunlaşmalarım var. Yani yaklaşık belli bir zaman, çok uzun bir süre değil de belli bir zaman sonra Kürtçe nazariyat kitabı yazmayı düşünüyorum. Bunun için de tabii büyüklerimin desteği benim için olmazsa olmazdır. Yani bu makam kitabını Kürtçe yazmayı düşünüyorum ve şu an yazılmamış. Umarım başarabilirim. Teşekkürler. Umarım. Peki son olarak eklemek istediğin, sesini duyurmak istediğin bir şey var mı? Ya son olarak eklemek istediğim şöyle bir şey var. Tabii Kürtçe müziği farklı tarzlarda yapmak çok güzel bir şeydir. Rock tarzında yaparsın, pop tarzında yaparsın, blues yaparsın, halk müziği tarzında yaparsın. Ama karşı olduğum bir şey var. Mesela olan bir parçanın tarzını değiştirmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Mesela bir Muhammed Şeyh onun parçasını kalkıp Batı müziği formatında okumak bence yanlıştır. Gerçekten yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama mesela ne yaparsın? Yenilikçi olursun, üretken olursun. Çünkü sanatçılık bunu gerektirir. Sanatçılık tamam, sesin güzel olabilir, çok iyi enstrüman çalabilirsin. Çok iyi yerlerde olabilirsin. Ama sanatçılık demek bence üretkenlik demektir, yenilikçi demektir. Olan parçaları yenilemek değil. Olan bir parçayı yenilemek değil. Olan bir parça aslıyla kalmalı bence. Onun dışında şunu söylemek istiyorum hani lütfen hani şu an çıkan yeni piyasaya çıkmış genç sanatçı arkadaşlarımız var. Genç müzisyen arkadaşlarımız var. Olan bir parçayı değil de yenilikçi olmalarını istiyorum gerçekten. Birazcık da şeye değinmek istiyorum açıkçası. Yani biraz kültürümüz, birazcık sanatımız, Kürt müziği olsun, Kürt sanatı olsun. Yani bunu ayakta tutabilmek için emek veren birçok insan vardır eminim. Ama onun dışında yine Kürt halkı olarak olsun, bütün halklar hani Kürtçe kültürü, Kürtçe müziği ayakta tutmaları için mücadele vermelerini istiyorum. Yani çünkü bizim için Kürt müziği demek, Kürt kültürü demek çok kadim bir şey. Yani çok kadim bir şey. Şimdi olan bir şey değil, yeni çıkmış bir şey değil. Yani yüz binlerce yıl öncesinden bahsedebiliriz yani. Mezopotamya'dan bahsedebiliriz. Oradan buraya kadar gelişmiş bir kültür var.
ve bu kültürü ayakta tutmak için herkesin mücadele vermesini istiyorum. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. Peki senden o güzel sesinden bir türkü dinlemek isteriz. Tabii ki gazete emek takipçilerini, sizin takipçileriniz, sizin çalışanlarınız, bütün değerli insanlara bir şarkı söylemeyi isterim. Hangi parçayı diye soracak olursanız, yine söylediğim gibi idol olarak benimsediğim Ozan Serhat'ın bir parçasını söylemek istiyorum. Çuka Seredare. Peki seni keyifle dinliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Önce girdi eşeğinden, her durumda.